Kuloğlu su alan teknesini onarmak için denize girmişti. Sonrasında kayboldu. Arama çalışmaları vardı. Ama son durum ne? Hemen şimdi gelin bir soralım, dönelim olay yerine. Yavuz Oymak karşımızda. Yavuz Oymak merhaba. Arama çalışmalarını başından bu yana takip ediyorsun. Nedir durum? Ne paylaşabilirsin? Maalesef seyircilerimize kara haberi vermek durumundayım. Yaklaşık 5 dakika önce 27 yaşındaki Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni denizin soğuk sularından çıkarıldı. Ve şu anda kameraman arkadaşım İlker Ulu'nun gösterdiği ambulansa alındı. Aslında ümitler vardı. 24 saate yakın çalışmalar yoğun şekilde devam ediyordu. Ancak maalesef o ümitler şu anda gördüğünüz görüntülerle sona ermiş durumda. Yaklaşık 5 dakika önce bir haber geldi. Burası oldukça hareketlendi. İlk bilgi net değildi. Sadece bir haber olduğu, Serkan'a ulaşılıp ulaşılmadığı noktasında çeşitli bilgilerin olduğu söylenmişti. Elbette o anda acaba canlı olabilir mi diye umutlar artmıştı. Ancak ekiplerin araştırması sonucu, su altı timlerinin, kıyı emniyetinin, deniz polisinin araştırması sonucu maalesef ve maalesef kara haber geldi. 27 yaşındaki Serkan Kuloğlu denizin 40 metre altında hayatını kaybetmiş şekilde bulundu maalesef ve onun cansız bedeni birkaç dakika önce bulunduğumuz yerden çıkarıldı ve ambulansa alındı. Elbette en zor ailesi için en büyük acı, en büyük acıyı onlar yaşıyor. Eşi oldukça acılı, 1,5 yaşında çocukları vardı. Aslında biraz hava almak istemişlerdi. Kendi tekneleriyle birlikte gezinti yapmak için çıkmışlardı. Sonra Serkan denizin ortasında biraz serinlemek istediği denize girdi. Çıktı. O zamana kadar bir problem yoktu. İkinci defa denize girdiğinde bir anda dalga çıktı ve tekneyle, eşinin ve çocuğun olduğu tekneyle kendisi arasında bir mesafe oluştu. Ve o anda tekneye ulaşamadı. Acil şekilde eşine arkadaşımı çabuk ara, beni kurtarsın dedi. Eşi arkadaşını aradı. Arkadaşı geldi. Ancak maalesef arkadaşı da kurtaramadı. Arkadaşının gelmesinden önce eşi halat atmıştı. Maalesef o halat yardımıyla da yine kurtarılamadı. Dediğim gibi şu anda Serkan'ın cansız bedeni bu ambulansın içinde ve birazdan da morga götürülecek. İyi haberler vermeyi umuyorduk. Serkan bulundu demeyi umuyorduk. Ancak maalesef o haberi veremiyoruz. Ve dediğimiz gibi Serkan suyun 40 metre altında cansız şekilde bulundu diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yavuz Oyma. Yavuz'dan aldık acı haberi.